Amarant, binlerce yıldır yetiştirilen ve dünyanın birçok farklı bölgesinde kullanılan bir bitkidir. İnanılmaz besin değerleri ve geniş kullanım alanları ile bilinir. İçerisinde bulunan protein, lif, mikro ve makro mineraller, amarantı süper gıdalar arasında önemli bir yere sahip kılar. Peki, amarant nedir ve faydaları nelerdir? Gelin, bu soruları yanıtlamak için birlikte inceleyelim. Amarant, dünya üzerindeki en eski tarım ürünlerinden biridir. Güney Amerika'da, Meksika'dan Peru'ya kadar uzanan bir bölgede 8000 yıl önce yetiştirilmeye başlanmıştır. Kırmızı, altın veya yeşil renkte olabilen amarant tohumları, mevcut en besleyici tahıllardan biri olarak kabul edilir. Tahıllar ve baklagillere oranla daha fazla protein içerir ve aynı zamanda diyet magnezyum, demir, fosfor, potasyum ve özellikle kalsiyum açısından da zengindir. İsmini Yunanca'da ölümsüz anlamına gelen amarantos kelimesinden alır tohumları, yaprakları ve hatta çiçekleri bile insan tüketimi için kullanılır. Hem tohumları hem de yaprakları yüksek besin değeri nedeniyle birçok farklı mutfakta tercih edilir. Bu bitki, genellikle küçük, yuvarlak tohumları için yetiştirilir ve bu tohumlar çoğunlukla tahıl olarak kullanılır. Tohumlar, süpermarketlerde genellikle kahverengi, altın veya pembe renkte bulunabilir. Amarant, bir yıllık bir bitki olmasına rağmen, bazen çok yıllık bitki gibi davranabilir çünkü tohumları kendiliğinden ekilir. Bu bitki, hem ılıman hem de tropikal iklimlerde yetişebilir, bu da onu çeşitli coğrafi bölgeler için ideal kılar. Amarant, yüksek protein içeriği, geniş vitamin ve mineral spektrumu ve gluten içermemesiyle ön plana çıkar. Bu özellikler, amarant tohumunu özellikle vejetaryen, vegan ve glutensiz diyetler için ideal bir seçenek haline getirir. Ayrıca, amarant, kalp sağlığını destekleme, sindirimi düzenleme ve bağışıklık sistemini güçlendirme gibi çeşitli sağlık yararlarına da sahiptir. Amarant ayrıca bir kompleks protein kaynağıdır. Vücudun ihtiyaç duyduğu tüm temel amino asitleri içerdiği anlamına gelir. Proteinler, vücudun hücreleri oluşturmak ve onarmak için ihtiyaç duyduğu yapı taşlarıdır. Bu nedenle yeterli protein almak sağlıklı bir diyetin önemli bir parçasıdır. Amarant aynı zamanda iyi bir lif kaynağıdır ve bu da sindirim sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur. Amarant tohumu geniş bir besin profili ve yüksek lif oranı ile birlikte gelir. Ayrıca kalp sağlığını desteklemeye yardımcı olabilir çünkü yüksek oranda lif, protein ve sağlıklı yağlar içerir. Bir araştırma, amarant tüketiminin kötü LDL kolesterol seviyelerini düşürmeye ve iyi HDL kolesterol seviyelerini yükseltmeye yardımcı olabileceğini bulmuştur. Amarant ayrıca antioksidanlar açısından da zengindir. Antioksidanlar, vücutta oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olan bileşiklerdir ve bu da bir dizi kronik hastalığın önlenmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, amarant tohumu ve yapraklarında bulunan pektin adlı bir lif türü sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olabilir. Diğer birçok tahıl ve baklagil gibi, amarant da demir, kalsiyum, fosfor, magnezyum ve potasyum gibi bir dizi önemli minerali içerir. Bu mineraller kemik sağlığını, enerji üretimini, sinir fonksiyonlarını ve genel hücresel sağlığı destekler. Amarant tohumu ve yaprakları birçok farklı tarifte kullanılabilir. Öncelikle amarant tohumunu pirinç, kinoa veya diğer tahılların yerine geçirebilirsiniz. Pişirme süresi genellikle yaklaşık 20 dakika sürer ve sonunda hafif bir ısırık ile yumuşak ve kremsi bir doku elde edersiniz. Ayrıca amarant tohumunu bir çorbaya veya pilava ekleyerek de kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra amarant yaprakları ıspanak veya lahana gibi sebzelerin yerine kullanılabilir. Bu yapraklar, bir salatada çiğ olarak kullanılabilir veya pişirilebilir. Amarant çiçekleri de genellikle yenilebilir ve çeşitli tariflerde kullanılabilir. Ancak amarant tüketirken, özellikle amarant tohumunu tüketirken, yüksek kalori içeriğini göz önünde bulundurmak önemlidir. Bu nedenle, porsiyon kontrolü sağlamak önemlidir. Amarant, tohumları, yaprakları ve çiçekleriyle tüketilebilecek çok yönlü bir bitkidir. Tohumlar genellikle kaynatılarak veya patlatılarak tüketilir kaynatıldığında, bu tohumlar bir doku oluşturur ve genellikle kahvaltıda yulaf ezmesi veya diğer tahılların yerine kullanılır. Popcorn gibi patlatılarak, atıştırmalık olarak veya mısır gevreği yerine tüketilebilir. Yaprakları genellikle ıspanak veya diğer yeşil yapraklı sebzeler gibi yemeklere eklenir. Salatalarda çiğ olarak kullanılabilir veya çorbalar, sitirfiler ve güveçlerde pişirilebilir.